Abi ben Ekrem'e oy vereceğim nasip olursa. Ekrem deyince aklına ne geliyor? Ekrem deyince aklıma özgürlük, demokrasi, ülkenin böyle daha ileriye, teknolojiye, bilime, ilime, devrime açık. Anladın mı? Bir görüş, bir ideoloji geliyor. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Uçuyor muyuz, batıyor muyuz? Abi batıyoruz, hep beraber batıyoruz. Allah sonumuzu hayır eylesin diyoruz. Evet, bu hükümetin bu ülkeye yaptığı çok güzel bir iş var. Paramızı pul etmiş, ormanları kül etmiş, kadınları dul etmiş, akılsızları da kendine kul etmiş. Daha bundan güzeli olur mu abim ya? Bu kadar net. Ya bu kadar net. İki kelimeyle Ekrem İmamoğlu'na diyorum ki, Ekrem İmamoğlu'na diyorum ki yolun güzeldir, yolunu Allah açık eylesin. Genç adayım, daha yeni ilk kez oy kullanacağım. Ekrem İmamoğlu AK Parti 3 sefer yendi. Bunu kabullenin. İki sefer, daha bu 3 olacak. İki sefer yendi, pardon, özür dilerim. İki sefer yendi, yani zoraki kabullendiler, zoraki. İyiyim abi, valla iyi olmaya çalışıyoruz. İyi BB seçiminde kim oy verecek? Abi büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu'na vereceğim. Bu sene ilk oyun benim. Abi ekonomi hiç iyi değil. İlk başta hani sabahtan beri konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Abi demokrasi ya. Hani kaç yıldır AK Parti'deyiz abi. Biri değişsin artık Allah aşkına. Abi sadece AK Parti için değil abi. CHP'nin içinlere değişmesi gerekenler var. Geç 10 lira İmamoğlu mu yaptı bunu sana? Ablacığım bana konuş, nasılsın? Hayır, sana İmamoğlu mu yaptı bu oyu yani? Tamam şeyleri? Büyükşehir'de kim oy verecek? İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Her şey geliyor. En güzelini yapar ama adamın önünü kesiyorlar, tabii ki bırakmıyorlar, yapsın insan. Engelliyorlar. Engelliyorlar yani. Ben Bursa'da yaşıyorum da burada olsam Ekrem İmamoğlu'na. Peki İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ya ben en azından İmamoğlu deyince insanları ötelemeyen, ayrıştırmayan, birleştirmeye çalışan, al ananı git demeyen, yani başımızdaki istikrarlı değil. Dolayısıyla o kendine göre de bir seçmen profili yarattı bu ülkede. Maalesef alkışlıyoruz ya. Bunlar makarnacı, makarnacı. Bak 7,5 alıyorum dedi, 4 kira veriyorum. Geçinilmez. 7500 lira hayatta geçinilmez. 8000 lira ev kirası verirsin şu durumda. Neden geçineceksin? İBB'de kime vereceğiz? Kime verecek? Evet, soruyorsun. Ekrem İmamoğlu'na vereceğiz. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İmamoğlu gelince her şey refahlık geliyor. Ne gelecek? Ekonomi şu anda bitmiş durumda. O geldiği zaman düzeleceğini zannediyorum. Hükümetin değişmesi lazım. Dün Filistin olayını gece gündüz konuşuyoruz değil mi? Bak Filistin'e İsrail'e durmadan mal satılıyor. Hem de Tayyip Erdoğan'ın oğlunun tarafından mal satılıyor. Bunu araştırmıyorlar. Allah rahmet eylese bir tane Saadet Partili milletvekili mecliste bitmez öldü. Ertesi gün piknik yaptılar, piknik. İmamoğlu'nun yemek partisini eleştiriyorlar. Böyle bir rezil ülke var mı ya? Böyle bir ağıl hakkını getirmiş bir toplum var mı ya? Bir de kime vereceğiz? Ya İBB'nin benim burada oyum yok. Ben buraya geçtim. Ben oyum olsa İmamoğlu'na veririm. Ben her zaman gençlerden yanayım. Maaşların düşüklüğünü mü konuşayım? Kiraların yükselişini mi konuşayım? Marketlerin yükselişini mi konuşayım? Bir yıl zamlar geliyor, o zamların arkası bitmiyor. Bunları mı konuşalım? Türkiye fakirliğe gidiyor. Bunları mı konuşalım? İnsanlar ekmek alamayacak durumda. Çocuklarına bakamayacak durumda. Orta halli bir aile çocuğunun geleceğini veremiyor. Az önce diyor bak kas sorunumuz var diyor. Şu kadar halkı görüyorsunuz. Hangi birimizin önünde silahla soygun bizi soydular ya da bizi vurdular? Yok öyle bir şey. Veka diye bir şey yoktur. Bu sadece kendi işlerine geldiği için uydurdukları bir oyundur halkın başında. Yapmayın. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? He? Ekrem İmamoğlu demokrasi deyince geliyor. Onun hakkını aldılar iki sefer. Onunla geldi, hakkını aradı ve hakkını arayan bir adam oluyor. Ne dedi? Ben hakkı, kimsenin ne hakkını yerim ne de yediririm. Yediler, hukukla yediler, bilmem neyle yediler ama biz tekrar geldik, onun hakkını biz savunduk. Doğru söylüyor. Efendim yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Tane bak ne demek? Cevap verdim ya, Merkez Bankası Başkanım dedi, geldi Amerika'dan anasının evine sığındı. Kira bulamıyor İstanbul'da. Doğru. Bu ekonominin söylüyor. Göstergesidir. Yanılma değil, bir tane değil bak, 100 tane. Ondan sonra geliyoruz papaza. Al papazı, ver papazı dedi. Papaz bu cembe ve ne oldukça papaz dedi buradan çıkamaz dedi. Mahkeme daha toplanmadan papazın uçağı geldi ve gitti. Doğru mu? Teşekkür ederim, sağ olun. Çok kızgın ve kırgınsın, korktum biraz. Bir emekli nasılsa ben de onun aynısıyım. Emekli uçuyor diyor, bir eli balda, bir eli lahmacunda, Antalya'da, Avrupa'da tatilde diyorlar. Emekli dünya işini bitirmiş, ahirete doğru uçuyor. Dünyada yaşam hakkı kalmamış. Kötü mü emeklimize? Çok kötü.
15 milyon emekli var. Emekli oy vermese kazanamaz efendim. %52 ile 6 ay önce seçim aldı. İnsanlar hak ettiği şekilde yaşar, layık olduğu şekilde yönetilir. Biz böyle yönetilmeye layıkız. Demek ki. İBB seçiminde reyimizi kime vereceğiz? CHP. Ekrem İmamoğlu bir oy aldı. Evet. Meclisle beraber kazanır mı Ekrem Bey? %99 kazanacak. Peki. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Doğruluk, dürüstlük, mertlik geliyor. Ekonomi nasıl efendim? Uçuyor muyuz, batıyor muyuz? Batıyoruz. Diyorlar ki kafeler dolu, AVM'ler dolu, lokantalar dolu. Batıyoruz. Ben 75 yaşındayım, 8 yaşında siyaseti tanıdım. Bu kadar rezalet görmedim. 8 yaşında. 8 yaşında ben kaymakama servis yapmış adamım. Öyle mi? He. Efendim rezalet nedir? Diyorlar ki köprü, yol, baraj, İHA, Türkiye uçuyor diyorlar. Şu anda ben borçluyum, oğlum borçlu, torunum da borçlu. Böyle refah olmaz, böyle saadet olmaz, böyle gelecek olmaz. Nereye varıyoruz? Bu ülke nereye varıyor? Ne olacak? Bitime gidiyor, bitime. Öyle mi? Bitime gidiyor. Her yeri ipotik etmişler, her yer satılmış, satılacak yer kalmamış. Ben amca partisinden genel konuşuyorum. Oy vermeyeceğim dedi. Kimseyi kötülemedi, oy vermeyeceğim dedi. Ben vermiyorum. Niye ver? Ben vereceğim, niye? Siz kime vereceksiniz? Ben vereceğim, niye vermeyeceğim ki? Ben İmamoğlu'na vereceğim. İmamoğlu kazanır mı? Bence farkla kazanır. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Her şey geliyor. Memleket en iyisi yaptı, en iyisi. Adalet var mı Türkiye'de? Yok değil mi? Adalet var mı Türkiye'de? Adalet. Adalet teyiptir kardeşim. Başka adalet var mı? Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Berbat.